Merhaba sektörün en izleyicileri. Bugün sizlere İğne Adı'dan sesleniyoruz. Aypolos Turizm'in konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Bahattin Bey var. Bahattin Bey merhaba. Merhaba efendim. Bugün bizi çok güzel bir doğada ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ülkemizin en güzel ormanlarından birindeyiz. Langoz ormanlarındayız ve siz burada çok güzel bir aktivite yapıyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet ismim Bahattin. Longoz, Longoz ormanları yani İna'da Longoz ormanlarında kalmaktayız. Aypolos Turizm olarak e, buradaki ATV diğer e, projelerimizle beraber aktivelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama şu andaki en büyük projemiz tabii ki ATV. ATV turlarımız var. ATV turlarında insanları, misafirlerimizi e, burada ağırlıyoruz. Longoz ormanlarının e, belirli kısıtlı bölümüne kadar gelerek orada ATV'lerimizi bırakarak Longoz ormanlarında insanları yürüterek yapmış olduğumuz dere yatağının üzerindeki 15 metre salıncağımızda bu misafirlerimizi sağ. Ve aksiyonumuza kaldığımız yerden devam ederek e, parkurumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Yani tabii ki daha projelerimiz var ama burada şu anda e, başta olan ATV seferlerimiz ve turlarımız bu şekilde geliyor. Yani buradaki e, amacımız Aypolos Turizm'in hizmetlerinin daha fazla olması. Burada misafirlerimizin zaten Aypolos Turizm'de e, ilgilenmesini, burada bakmasını istiyoruz yani. Evet özellikle İstanbul'dan çok fazla ziyaretçiniz var. İstanbul'a evet. yakın bir bölge bölge olduğu için e, tatilciler buraya akın akın geliyor. Burada çok keyifli zaman geçiriyorlar. E, özellikle İstanbul dışından nerelerden geliyorlar? Türkiye'nin her yerinden gelenler oluyor mu? Ya tabii ki ağırlıkta tabii ki İstanbul'dan geliyor ama yani onun haricinde tabii ki Tekirdağ e, bölge ve kendi e, Kırklareli bölgemiz ve Edirne'den tabii ki bu bölümden 3-4 bölümden ağırlıkta geliyor. Ama daha onun ötesinde tabii ki Düzce, Bolu bu taraftan hatta Antalya, Bursa'dan bile misafirlerimiz ve turlarımız buraya geliyorlar. Onları burada e, Longoz Ormanları içerisinde gezdirerek yürüyüş yaptırıyoruz yani efendim. Evet peki Longoz, Longoz Ormanları kaç kilometrelik bir parkur? Yani Longoz Ormanları 32 bin hektarlık bir alan Longoz Ormanları. Yani biz tamamında gezmiyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü bölge olmak üzere. Bu bölgede üç tane e, yürüyüş parkurlarımız var. Yürüyüş yaptırıyoruz ziyaretçilerimize. Normal doğa yürüyüşü trekik gibi yürüyüşlerimiz var. Yani e, göllerimiz var. Bu göllerimizin e, olduğu, oluştuğu bölgelerde yani misafirlerimizi yürütüyoruz yani. Yürüyüş yaptırıyoruz. Zaten Aypolozumuzun adı da zaten e, Longoz Ormanları içerisindeki Doğu Harikası dediğimiz Aypolos'un adı zaten oradan geliyor. Yani bir gölün e, esintisinden geliyor. O deniz, göl, derenin birleştiği bir alandan geliyor. Zaten o yüzden ismini Aypolos koyduk. Yani Longoz ormanlarınla bir bağlantısı olduğundan dolayı bu ismi tercih ettik. Bu ismi koyduk zaten efendim. Evet aslında gerçekten doğasıyla çok ünlü bir yer. Ormandan hemen plaja kadar akan bir bölge var değil mi? Oradan denize direkt girilebilen yürüdükten sonra herhangi bir araçla gidilemiyor oraya. Evet. Bu gerçekten çok özel bir durum. Siz de buraya gelen ziyaretçilerin işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. ...bu güzel ATV'lerle keyif yapmalarını sağlamış oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Buradan izleyicilerimize de bir mesaj verelim. Öz özellikle İğneada'nın denizi, ormanı, gölü, dereleriyle... ...buradan izleyicilerimize de mesaj verelim. Siz ne demek istersiniz? Yani zaten e, dünyada iki tane... Türkiye'de 3 tane longoz ormanları var. Buradaki longoz ormanları diğer longoz ormanlarından ayrılma sebebi hem tatlı suyla hem de tuzlu suyla beslenen bir orman olduğundan dolayı zaten buradaki longoz ormanları dünyada 2 tane Türkiye'de de bir tane olma sebebi bu yani. Yoksa Ada Pazarı, Bursa gibi yerlerde de longoz ormanları var ama oradaki longoz ormanların da buradaki longoz ormanların arasında dağlar kadar uçurum var. Çünkü niye? Tatlı su ve tuzlu suyla beslenen bir orman. Yani su basarları olan bir orman. Ondan dolayı zaten buradaki ziyaretçilerimizin buraya gelme sebebi bundan kaynaklanıyor ve bunu da biz ne yapıyoruz? ATV ile, kano ile, e, normal Trikik yürüyüşlerinle, doğa yürüyüşlerinle ve yap yapacağımız daha di diğer projelerimizle e, tekrar sizinle buluşacağız. Onun da inşallah e, yayınını sizinle yapmış olacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ben teşekkür ederim.